Real TV Amerika'dan haber verir. Trump yanlıların 6 Ocak Kongre binası baskını olaylarından beri başkent Washington'da güvenlik güçleri tetikte. Hatta geçtiğimiz hafta Kongre binasına aşırı sağcı eylemcilerin saldırı düzenleme girişiminde bulunacağı kaygıları da söz konusuydu. Böyle bir ihtimal konuşuluyordu. Dolayısıyla güvenlik tehdidi nedeniyle Kongre geçtiğimiz Perşembe günü olan oturumu da iptal etmişti. İşte bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı Pentagon Kongre binasını korumak için 2300 ulusal muhafız birliğinin 2 ay daha Washington'da kalmasını onayladı. Aslında bu rakam hali hazırda Kongre binası etrafında görev yapan 5200 ulusal muhafız askerinin yaklaşık olarak yarısına karşılık geliyor diyebiliriz. Bugünkü Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise ulusal muhafız birliklerinin 23 Mayıs'a kadar başkente kalması kararı konuşuldu. Kararla ilgili açıklamada karar talebin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi ve güvenlikle ilgili olası etkileri göz önünde bulundurularak alınmıştır ifadesine yer verildi. İşte bu uzatma talebi Kongre polisi tarafından yapılmıştı. Bakanlığın yaptığı açıklamada ayrıca önümüzdeki 2 ay boyunca şartlar el verdiği sürece asker varlığının azaltılması için Kongre polisiyle işbirliği içinde olacağı da bildirildi. Bu hafta başında açıklanan bir diğer raporda ise Kongre binasının korunması için portatif demir parmaklık kullanılması tavsiyesi yer alıyor. Hemen burada bir hatırlatma yapalım. Zaten 6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen saldırıdan bu yana Kongre binasının etrafı güvenlik amaçlı. Arkamda da görmüş olduğunuz demir parmaklıklarla hala çevrili durumda. Ve bu parmaklıklarda Kongre binasının güvenlik desteği yapıyor. Kongre binasına güvenlik desteğini sağlıyor hala. İşte son olarak hafta başında yayınlanan raporda ekleme yapalım. Kongre binası polisinin 6 Ocak saldırısına hazırlıksız yakalandığına da vurgu yapıldı. Ve raporda ayrıca Washington'da benzer olaylara anında yanıt vermek için bir güç oluşturulması çağrısı da yapılıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bu çağrı yanıt bulabilecek mi? Özlem Şenşer, Real TV, Washington.